kilometrelik yolumuzun 20. kilometresindeyiz. Şöyle bir oturduk, kahve ve kahvaltı molası verdik. Sabah erken çıktık fazla sıcağa kalmamak için. Burada böyle bir şimdi kahvemizi, sandviçlerimizi yedik. Daha yaklaşık gidecek bir 40-45 kilometremiz var. Çok fazla yokuşların olduğu bir yol değil. Bundan sonra iki tane büyük yokuştan sonra düz diyelim, çok da kötü bir yol da değil, güzel. Yani siz de görüntülerde görmüşsünüzdür, ağırlıklı olarak asfalt, böyle denizin kenarından. İnsansız, sakin. Ayrıca buranın da bir özelliği var. Buranın Şaduman'ın ilk bisikleti aldığı zaman yaptığımız ısınma turlarında geldiği çeşmeydi. Alev alev ısınıyordum ben burada o zaman. Isınma demeyelim, bisikleti yakmamıştık ama. Hava 30-32 derece civarlarında, bayağı sıcak bir gün, yazın sıcak günlerinden biri ve yaklaşık bir 14-15 kilo yük var kamp heybelerimizde ve karşımızda yokuşlar var, halimizi görüyorsunuz. O yokuşları çıktıktan sonra bir hayalini kurduğu şey işte bu. Suyumuzu da doldurduk. Yüzümüzü yıkadık. Biraz sonra yine terleyeceğiz ama serinledik yani. Ve bir turcunun en hoşuna gitmeyen şey, bir varmamıza bir 6-7 kilometre kala Şaduman'ın arka lastiği gümleyerek patladı. Şimdi onu değiştirip yolumuza devam edeceğiz.
Dalyan'a kadar gelmişken feribota binip karşıya bir de Bolcaada'ya gelelim dedik. Bolcaada'ya geldik. Şöyle limanda bir kahve içtikten sonra başladık pedallamaya. İlk hedefimiz Mermerburun yeni adıyla Akvaryum Plajı. Böyle günübirlik tur arasına tur ekledik. Bir de Bozcaada'ya gelelim dedik. Gelecek olan arkadaşları uyarayım. Adının güney tarafını, yani Akvaryum Koyu Ahyan arasını kullanacaksanız çok ciddi yokuşlar var. Hani çıkması gerçekten çok zor. O yüzden pek tavsiye etmiyorum ama adanın ucuna, ortasına yeni bir yol yapmışlar, bağ yolu diye, yürüyüş ve bisikletçiler için. Çok rahat ve keyifli bir yol.